Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim? Çalışıyorsa güzel pazar yerine yapmış. Güzel bir şey. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Fatih Mahallesi. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Şimdilik yok gibi bir şey. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Veririk. Teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyilik düşünüyor. Ne düşün? Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Tokude. Peki bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Yok. Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Olumlu. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Balacaören. Peki bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Yok. Hizmetlerimiz yerinde yapılıyor. Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy verir misiniz? Aynen oy veririz. Peki teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bünyan Belediyesi hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Bünyan Belediyesi çok iyi. Büyükşehir'den şikayetçiyik. Ne şikayetiniz var acaba? Bu pazar yerimize bak hele. Küçücük pazar yeri. Bünyan'a yeter mi bu? Yeterli bir şey yapmadılar. Bir sefer açılışa geldiler bir diye uğramadılar. Buraya yetiyor mu yetmiyor mu? Hangi mahallesinde yaşıyorsunuz Bünyan'ın? Yakutiye Mahallesi'nde. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Tüm eksik. Ne gibi? Yollarımız patır kütür. Kaldırım döşeli hepsi oturdu. Olduğu gibi. Camimizin içi tamamıyla ot kapladı, bakan yok. Yukarıda bir çamlığımız var, gelip otunu biçen yok. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Oy veririm. Peki teşekkür ederim. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben buranın yeni acemisi, yeni geldim. Nereden geldiniz? Köyden, Koçağız Köyü'nde. Bünyan'a mı bağlı köyünüz? Yok. Nasıl buldunuz Bünyan'ı? Çok güzel bulduk. İyi. Şimdi buraya biraz evvel gelmeden de dedim. Eşime çok güzel dedim. Talas'ta mı yaşıyordunuz daha önce? Evet. Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Orada iyi, bilmiyorum. Çok bir beni köyden çıkmıyorum, ilgilenmiyorum. İyi, iyi diyorlar. Peki, teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi düşünüyorum, Ece Belediye Başkanı. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Sağlık'ta mı? Sağlık'ta yaşıyorum. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Yollarımızın tadı yok. Yoksa çok memnunum. Allah öyle bize belediye başkanı verdi de daha ne mutlu. Her şeyimize bakayım. Çatımızı yaptırdı, yandı. Yardımcı oldu. Çok memnunum. Özkan Bey tekrardan aday olursa oy verir misiniz? Hem de nasıl verdik? Gel. Bizim Gülücü'ye hiç şey yapmadı belediye başkanı. Eski Cumhurşehir Gülcüoğlu'nun çok hizmetini gördük. Cenazemize geldi. Her şeyimize geldi. Ama bunda hiç şey görmedik. Hangi mahallesinde yaşıyordunuz? Emre Caddesi'nde. Peki bulunduğunuz mahalledeki eksiklik nedir? Kuyunuma kaldırımın taşları döşenecek öyle duruyor. O viraja doğru giderken Ermine doğru. Oradaki taşlar döşenmedi hiç. Peki Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Veremem. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç hayrı yok. Hangi mahallesinde yaşıyorsunuz siz? Cumhuriyet Mahallesi. Bulunduğunuz mahalledeki eksiklik nedir? İşte asfaltı yapmadı. Bir tarafı yaptı Ermenistan sınırı gibi. Oraya bıraktı. İki taraflı. Biri geldi, öbürü geldi. Şinazı geldi. Bir tarafı yaptı. Bu geldi, bu da bıraktı, gitti. Öyle duruyor asfalt. Yapılmadı. Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy verir misiniz? Yok, yok. Peki, teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Fatih Mahallesi'nde. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Valla yollarımız sularla doluyor hep. Geçemiyoruz. Kaldırım falan yok. Ara sokaklarda. O kadar. Peki Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Memnunuz, veririz. Teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyiler bizde, çalışıyorlar. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Sağlık Mahallesi'nde. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Yok, yolumuz deyimiz yapılıyor, her şeyimiz güzel. Peki Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Veririm. Çünkü komşumuz. Teşekkür ederim. Veririm. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben yabancıyım burada. Şu anda bir şey diyemem. Köyünde mi yaşıyorsunuz Bünyan'ın? Yok, ben Sivas'ta yaşıyorum. Nasıl buldunuz Bünyan'ı?
Var, iyi yani, sıcak insanlarını gördüm. Ortam iyi. Ya bir haftadır böyle buradayım ama yani iyi, normal ya. Gördüğünüz kadarıyla bir eksiklik var mı sizce bünyanda? Vallahi ben şu anda bir haftadır böyle dışarıdayım yani. Tarlalardayız, biz geziyoruz da şu anda bilmiyorum yani ne eksik ne değil. Yani şöyle insanlarına bir bakarsak sıcak insanlarımız var. Misafirperverler. İyiler yani, bilmiyorum ya. Şimdi yabancıyım yani, burayı tam şey yapamıyorum. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok güzel, çok güzel. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Sağlık Mahallesi'nde bizim yollarımız yapılıyor şimdi, değişildi. İnşallah asfalt olacak. Yollarınız haricinde bir eksiklik var mı bulunduğunuz mahallede? Ne gibi? Başka bir eksiğiniz var mı yol hariç? Yok yok, eksiğimiz yok da orada kum var, teslik var, hayvan besliyor, ondan sonra ne bileyim bit pire var. Yani. Peki Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy verir misiniz? Onu karıştırma o işleri. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Bünyan Belediyesi bir şey diyemeyiz, ne diyelim ya. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Sağlık Mahallesi, benim komşum olur. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Vallahi nereye gidersen git, Türkiye'de bu yolları temizleyen araç akşam veya sabah erkenden temizliyor. Bizim yolu geliyorlar, temizliyorlar, ortasından gidiyorlar, bir daha da gelmiyorlar. Bizim tek derdimiz bu. Çünkü arabaların gidip gelirken yapmış olduğu rüzgar çöpü kenara atıyor. Biz bunu defalarca kendisine ilettik ama artık ilgilenemiyor mu, başka bir şey mi bilemiyorum. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Mecbur. Mecbur vereceğiz. Yani kötü de olsa vereceğiz ya. Teşekkür ederim. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey var, mecbur diye bir şey yok. Yaparsa göre yaparsa bilecek, göre yapmasa bilecek. Tamam, bir şey demiyorum. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Biz Güllüce Mahallesi, Güllüce Mahallesi. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Eksiklerimiz şu anda Kayseri Büyükşehir'de yapıyoruz yani. Yani buradan da yapılıyor da yani. %80'ini oradan alıyoruz yani. Onun için yani. Peki Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Şu anda herkes çekimser yani. Şöyle yani. Girecek ama çekimser yani. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben Bünyanlı olarak Bünyan'a bir hizmet görmedim de köylere ne yapıyor bilmiyorum. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben Yakutiye Mahallesi'ndeyim. Oradaki olan mevcut park kurudu. Bakılmadı. Yeniden park yapılacak. Otlar, motlar tüm perişan oldu. Oradan şikayetçiyiz. Peki Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ona vermem de Şinasi'yi getirirlerse veririm. Peki teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim? İyiliğini düşünüyorum ana. Selam söyle, biz iyiyiz. Çok şükür, memnunuz. Siz hangi ilçe mahallesinde yaşıyorsunuz? Biz Karaadırlıyız. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Ben ne bileyim, onu muhtara soracağım, ben bilmem. Sizin gözlemlediğiniz yollar olsun, doğalgaz olsun. Ama yollarımız neyimiz, yapılı şükür. Peki Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Özkan kim? Belediye başkanı. Kayba biliyor hanım. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? O kim ben? Tamam.